Beni çok önemli birisi, ben programdan önce çok önemli birisiyle, İçişleri Bakanlığı yapmış çok önemli bir birisiyle konuştum. Şunu söyledim. Buradan bütün kamuoyunu uyarmak isterim. Söylediklerine biraz sonra geleceğim hocam, hızla tamamlamak istiyorum. Peki bu kaosun amacı ne olabilir? Kaosun amacı şu olur sadece. Bu kaostan kimlerin yararlanacağına bakalım. O zaman bu saldırı ortamının kimler tarafından yaratıldığını anlarız. 2015'e hep işaret edildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP kaybetti. Türkiye kan gölüne döndü. Ankara Gar Meydanı'nda, Suruç'ta, Kızılay'da, Beşiktaş'ta ve Sultanahmet'te bombalar patladı. 477 kişi hayatını kaybetti. Seçimler iptal edildi. 1 Kasım'da tekrar bir seçim yapıldı. Ne oldu? AKP kaybetti, iktidara yeniden el koydu. Böyle oldu. Peki bu saldırının arkasında sadece yani ruh hastası katillerin olduğunu söylemek mümkün mü? Cumhur İttifakı'nın yani AKP ve MHP'nin ayrıştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, dışlayıcı ve bölücü dilin bunda hiç payı yok mu? Elbette payı var. Olmaz olur mu? Legal, demokratik bir partinin anayasaya göre kurulmuş, Yargıtay tarafından denetlenen, mecliste temsil edilen, mecliste başkan vekillikleri bulunan, meclisteki bütün komisyonlarda temsil edilen bir partiyi terör örgütüyle özdeşleştiren bir dili yıllardır kullanmıyorlar mı hocam? Son 2 yıldır özellikle kullanmıyorlar mı? İşte budur. İşte budur. Burada ve Sedat Peker'in gördüğü gerçeği görememek, Sedat Peker'in gördüğü gerçeği görememek siyasi körlüktür. Bugün attığı tweette önceden uyardığım provokasyon işte buydu. Başkaları da gelecek, dikkat edin diyor ve bütün kendisini sevenlere, taraftarlarına ya da örgütünün ya da grubunun mensuplarına sakın sokağa çıkmayın diyor. Demek ki bir sokağa çıkma hesabı var. Sokağa çıkma hesabı var. Biraz sonra söyleyeceğim. Çok önemli kişinin söylediği de bana tam bu. Sizi Türkiye'de karar vericiler, entelektüeller, yöneticiler izliyor 18 dakika programını. Bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum diye bana verdi. Bir dizi provokasyonun gerçekleştirilebileceğine dair çok ciddi iddialar var ortada. Sebep ne? Deniyor ki ya 2023'te seçim var, ne alakası var? Belki de baskın bir seçim. Biraz önce söylediğimiz gibi bir güvenlik kaygısı yaratıp, bir terör ve kaos ortamı yaratıp, ancak bununla biz baş edebiliriz deyip, belki de bir baskın seçim gerçekleştirilmek isteniyor veya seçimler iptal edilmek isteniyor. Fakat bir şeyi söyleyerek bitireyim hocam, hemen veriyorum size, biraz uzadı. Estağfurullah, rica ederim, buyurun. Bir derede nasıl iki kez yıkanılamazsa, aynı suda nasıl iki kez yıkanılamazsa, akan bir suda, yani her şey değişirse, dönüşürse, tarihte hiçbir şey tekerrür etmezse, birinde komedi ise eğer diğerinde trajedi olacaksa, 2015'teki provokasyon ve kaos ortamını bir daha yaratamazsınız. Bu millet buna teslim olmayacaktır. Bu millet buna teslim olmayacaktır. Bakın, Sedat Peker daha sonra attığı tweetlerde diyor ki, saatlerdir düşünüyorum. Bir baş sağlığı dilersem bu benim aleyhime kullanılır diye düşündüm. Sonra vazgeçtim diyor ya. Biz ne kadar birbirimizden kopmuşuz böyle. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum diyor ve tekrar çağrı yapıyor. Sakın sokağa çıkmayın diyor. İlginç. Şimdi Sedat Peker kim? Doğru. Derin devleti tanıyan birisi. Kim? Derin devlet tarafından tetikçi istenen birisi. Kendisi ifşa etti. İşte kardeşi gitti, ifade verdi. Ve eski İçişleri Bakanlarından birinin, Emniyet Genel Müdürlerinden birinin adını vererek onun adamları devreye girecektir. Dikkatli olun diyor. Ve tekrar çağrı yapıyor. Sakın sokağa çıkmayın. Lütfen provokasyona gelmeyin diye. Şimdi katil hakkında bir iki şey söyleyeyim. Bu katil askere gitmemiş 27 yaşında. Ama Suriye'ye gitmiş. Eğitim almış. Ve Sadat tarafından eğitildiğine dair iddialar var. Buyurun. Evet. Tabloya bakar mısınız hocam? Ben de buradan Deniz Poyraz kardeşimize, o kardeşimize sıkılmış bir kurşundur. HDP'de çalışan. Rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlere ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Kardeşliğimize, barışa, istikrara, birliğimize yapılan bir saldırıdır. Bölücü bir saldırıdır bu.
bir terör saldırısıdır. Terör saldırısıdır. Askere gitmemiş ama Suriye'ye gitmiş. Silahlı fotoğraflarını paylaşıyor, kimse de sormuyor onu. Ya oraya gittin, nasıl buraya geldin diye. İktidarın getirdiği yere bakar mısınız Türkiye'yi? Buyurun hocam. Evet, bence çok haklısınız bütün isyanınızda. Şimdi değerli izleyiciler. Arkadaşlar bu görüntüleri yeterince verdik. Alabilirsiniz ve diğer görüntüler varsa onları paylaşabilirsiniz. Başka görüntülerimiz de var çünkü çok sayıda. Affedersiniz. Rica ederim, buyurun, buyurun. Rica ederim. Görüntüler tabii güncel olayı anlatıyor. Çok önemli. Şimdi değerli izleyiciler, esas olarak her ölüm acıklıdır. Genç ölümleri, sırasız ölümler daha acıklıdır. Terör saldırısında ölümler çok daha acıklıdır. Şimdi son yakın tarihte birkaç kavramın biz iyice tersine döndüğünü görüyoruz. Bir tanesi bu darbe kavramı. Efendim Kemalistler ordu zaten geleneğinde var filan derken İslamcılar darbe yaptılar. Bir defa bu darbe geleneği vesairesi tersine döndü. Şimdi terör saldırısı. Yahu Türkiye'de yıllardır terör saldırısı, terörden cinayet deyince PKK akla gelirdi. Şimdi bu mahlukun yaptığı katliam tek kişi de olsa, güzelim bir genç kız, Allah gani gani rahmet eylesin. Ben ailemde yaşadığım için evlat acısı nedir çok iyi bilirim. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi bunları belirledikten sonra çok önemli bazı tarihten gelen ve bu programda da konuşulmuş olan bazı gerçeklere işaret edeceğim. Sakin olalım. Ya bir defa sakin konuşalım. İlk söyleyeceğim şey şu. Bu programı izleyen dostlarımız, izleyicilerimiz biliyorlar ki bu programda pazartesi gününden beri genel strateji olarak HDP üzerinden bir ayrıştırma ve bir provokasyon ve bir demokrasiye karşı bir komplonun yapıldığı bu programda söylendi. Ben hatta o kadar fazla uzattım ki filan. Yani pazartesiden beri biz bunu konuşuyoruz. HDP üzerinden bütün muhalif partilerin bir centilmen anlaşması biçiminde resmi olmayan bir demokrasi cephesi kurduğu ve resmen kurulmuş olan bir millet ittifakıyla HDP arasında bu centilmen anlaşmasıyla giden bir demokrasiyi koruma ittifakını bu iktidarın demokrasi karşıtı olduğu için, parlamenter demokrasiyi yok ettiğini övünerek anlattığı için, her konuda duvara toslamış olan şahsım rejimini savunduğu için bu ittifakı, yani demokrasiyi koruma ittifakını yıkmak istediğini, bunun da yumuşak karnı olarak HDP'ye saldırdığını, saldıracağını, bunun devam edeceğini biz pazartesiden beri bu programda konuşuyoruz. Pazartesiden beri. Hatta yani Tele1, Merdan Yanardağ, Emre Kongar üzerinden bile başladık konuşmaya. Şimdi bunun sonucunu gördük. Bir, yani zaten 18 dakika izleyicileri için olup bitenin gayet bilinen bir siyasal komplonun bir parçası olarak bunun oynandığı bu oyunun ortada. Bu bir. İki, bakın. Çok önemli. Biraz evvel Sayın Yanardağ söyledi. 7 Haziran 2015. Şimdi birkaç şeye işaret etmek lazım. 7 Haziran 2015'ten sonra GAR katliamını hatırlayın. Ondan öncekiler de var. Suruç var, Sultanahmet var falan ama...